Hemen söyle. Ben Erasmus'a gidiyorum İtalya'ya, hem de bir yıllık. Red lines, red lights, hold hands, grip tight, play fights, your lips still taste like Mick D, sweet tea. Who wants to drive through shit without you, that we. Dış hatlar kısmındayım, resmen gidiyorum. Şimdi kapımı bulacağım. Henüz saat şu anda 5. 3 saatim var. Burada böyle takılmayı planlıyorum. Arkadaşlar şimdi benim kapım saat 6.30'da açılacak. Şu anda saat 5.30, 1 saatimiz var. Şimdi bekliyorum. Beklerken de size biraz durumu açıklayayım. Uzun zamandır bu yokluğumun sebeplerinden bir tanesi de aslında bu süreç, vize süreçlerini yönetebilmekti. Yani rahat bir şekilde, kafam rahat bir şekilde yönetebilmekti. Erasmus'u kazanmak bence en kolay iş diyebilirim size yani. Neyse şimdi ben size tabii ki vardığımda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şu an yanıma birileri geliyor. İnanılmaz yorgunum bu arada. İnanılmaz yani. Sırt çantam çok ağır. Onun dışında kollarım çok ağrıdı yani. Kapıyı bulmak için gidiyorum. A1A kapısıymış. Arkadaşlar ben gidiyorum. Napoli'de şu anda hava açık, sıcaklık 14 santigrat derecedir. Şahsım 2000 metrekare odada indiğimde taksi bulmam gerekiyor, onu düşünüyorum şu anda. Ay ay ay, pasaporttan geçtim arkadaşlar. Bavulcuklarımı banttan almışlar. Hemen bir yardımcı olmuş bakın. Annem bu arada bavullarım anlaşılsın diye bu şekilde ince ipler bağladı. Ay şimdi zor bir yolculuk beni bekliyor. Ay. Arkadaşlar an itibariyle bir taksiye bindim şu anda. Eve vardığımda konuşalım çünkü valizlerim çok fazla ve ağır. Onun anksiyetesi zaten her tarafım sarıyor. Artık böyle stresten çenem falan kazanmaya başladım. Eve varalım. Sonra güzel bir ev turu yapacağız. Evim o kadar güzel ki bayılacaksınız. Bakın şurası yani Street View'da çok gezdiğim için biliyorum. Burası benim evime çok yakın bir yerde. AVM burası arkadaşlar. Hatta şuradan göstereyim. Gelmeden önce o kadar çok Street View'da gezdim ki yani haritalarda çok gezdiğim için biliyorum sokakları. Aşinayım o yüzden yani. Sizi şöyle bir koyup arkadaşlar ben bir su içeyim. Benim bir su içmem lazım çünkü çok uzun yoldan yürüdüm. Arkadaşlar benim uçakta bir psikolojim bozuldu. Ben bir ağlamaya başladım. Napoli'ye iniyoruz deyince pilot ben bir ağlamaya başladım. Bu arada bindiğim taksici çok keyifli bir abimizdi. Aynı Türkiye'deki taksicilerle birebir aynı bu arada. El hareketleri olsun falan inanılmaz aynı. Resmen bir Türk'le beraberdim yani gerçekten takside. Arkadaşlar ben şimdi size bir ev turu yapacağım, tamam mı? Ama diğer kızlardan biraz çekiniyorum. Kapımız şurası, tamam mı? Şuradan girdiniz. Böyle bir alan karşılıyor sizi. Hop bir adım attığımda. Şurada ne var bilmiyorum, henüz öğrenmedim ama bundan sonra burada ben varım. Sonra burada mutfağa gidiliyor. Gidelim. Şurada lavabolarımız var. Buradan hemen mutfağa gidiyorum. Bu şekilde bir mutfağımız var. Mutfağımızın manzarasına ama ölüm, tamam mı? Bak ölüm, bayılın şimdi. Hazır mısınız? Mutfaktan çıkıyorum. Şöyle devam. Koridoru. Şurada birinin odası var galiba. Buradan geçtim. Şurada bir orta bölme var.
Bu alan ortak alan gibi herhalde. Burada kitaplıklar falan var. Burada bir çamaşırlık var. Ve şimdi şurada da bizim odamız var. Bakın şuradan geldik. Şuraya girdik ve şu detay beni benden aldı. Şurada da bir arkadaşımız kalıyor şu tarafta. Burada da ben ve Maria kalıyor. Hemen giriyoruz odamıza. Kapımızı açalım. Bismillah. Arkadaşlar odam şu anda valizlerle dolu. Maria'nın yatağı bu. Benim yatağım bu. Benim masam bu. Kitaplığım. Ondan sonra ve tabii ki en önemlisi bu ses. Bu sesle uyuyabilirler mi? Çok merak ediyorum ama manzarayı bir görürsünüz. Açıyorum. Benim masam da bayağı büyük bu arada. Yani burada yatan insan için biraz insan ergonomisinden farklı tarzda ilerlenmiş diye düşünüyorum. Yatak boyutları aynı ama masa ve dolap boyutlarımızda bir farklılık var. Onun aksi bir şekilde de dolabımız inanılmaz küçük bir boyutta. Şimdi ben bunu yerleştirmek istiyorum ama dolabımın içini de silmek istiyorum açıkçası. Şöyle çekmecelerim var. Mükemmel fıstık yeşili bir dolap. Şimdi tipimi yargılamazsanız 1-2 kilam etmek istiyorum. Açıkçası yemin ederim size 20 dakika öncesine kadar burada yatağım var. Ölü gibi yatıyordum. Bakın ölü gibi. İnanılmaz derecede bir diş ağrısı. Zaten uçuş esnasında da benim ağlamamın sebeplerinden de biri oydu. Çok korkunç bir diş ağrısı geçirdim. Basınçtan kaynaklı. Valizlerimi açtım. Nevresim takımını çıkardım. Allah'tan yatağım temizdi. Sadece yastık alacağım ve yorgan alacağım dışarıdan. Şimdi en azından birazcık eşyalarımı yerleştirmeye başlayalım. Arkadaşlar siz benim evimin, apartmanımın içini gördünüz mü? Hemen gösteriyorum. Şuraya bir bakar mısınız? Bir tasarım harikası. Burada böyle bir kapı varmış. Ay, ödüm koptum ya. Neye basacağım? Sıfırdır inşallah. Ay şunu kapatmam lazım. Güvenlik dediğin. Hat falan alacağım telefonuma. Günaydın. Arkadaşlar harbiden günaydın. Dün gece Napoli'de ilk gecemi geçirdim ve deliksiz uyuduğum için çok bir şey anlamadım ama dün bir market alışverişine gittik ama oda arkadaşımla gittiğimiz için çok çekme fırsatım olmadı. Biraz utandım yani. Bir anda kamerayı da ağzına sokmak istemedim kızın. O yüzden de çok çekemedim ama bugün aldıklarımıza bir bakarız. Dün gidip şöyle bir mozzarella aldım. Ve annemin ta Türkiye'den buraya yolladığı, babaannemin yaptığı o zeytinler. 6 tane yumurta aldım. Bir de Türkiye'de de tükettiğim pesto sos. Burası benim durumum. Bu buranın markası Konat bu arada. Bunun zeytinyağısını aldım. Tabii ki Türk kahvesi. Markete gidip ne aldım? Ne almış olabilirim? Tabii ki mandalina. Ama buranın mandalinaları böyle çok soyulur. Tarzda değil, böyle biraz kötü. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Hayatım asla düzenli gidemediği için tabii ki aksiliklerle burada da boğuşuyorum. Arkadaşlar ben kartımı evde unutmuşum. Burada kullanabilmem için açtığım kartımı Türkiye'de unutmuşum. Aslında buraya geldiğimde sadece nakit param varmış yani, anlatabiliyor muyum? Ve bunu fark ettiğimde de çok geçti. Çünkü kendime burada hat alıyordum. Neyse nakit bir şekilde hallettim onu ama tevafuken hemen bir arkadaşım geliyor. Hiba geliyordu Roma'ya. Biz de ona kartımı verdik. Onlar getirecekler. Roma'da buluşacağız o yüzden. Yarın ani bir şekilde hemen bilet aldım. O şekilde gideceğim. Umarım bulabilirim. Çünkü onlar turla gezdikleri için nereye gideceklerini bilmiyorum.
Yani eğer böyle zamanımı iyi ayarlayabilirsem, şimdi ben saat sabah 7 çeyrek gibi bineceğim. 2 saat, 2,5 saatlik bir yolculuk yapacağım Roma'ya. Eğer ki Hibar'la güzel bir vakitte buluşabilirsek, ben onu yakalayabilirsem biraz böyle kendimi gezmek istiyorum açıkçası. Pantheon'da falan çok merak ediyorum. Yani orayı böyle canlı gözlerimle görmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü onun ben mimari sürecini falan bayağı araştırmıştım. Hani İtalya konusu daha patlamadan önce okuldayken. Bayağı bir araştırmıştım hani cephesini falan. Orada bir görmek istiyorum yani onları. Gezerken de yine size anlatırım. Hani kolejime falan gidemem diye düşünüyorum ama bir de bir şey diyeceğim size. Bu duvar rengini konuşmayalım mı biraz mesela? Birlikte bir muhabbetini yapmayalım mı bunun?